Herkese merhaba. Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Deneme 1'in ilk sorusunun çözümüne başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarından 5 tanesi aşağıdaki kutulara her kutuya bir tane rakam gelecek şekilde yerleştirilecektir. Buna göre oluşacak işlemin sonucu en çok kaçtır denilmiş. Bakın arkadaşlar 6 rakam var. 5 tanesini yerleştireceğim. Ve sonucun en büyük olması istiyorum. O zaman şu parantezli ifadeye maksimum yapayım. Bölüm kısmına da 1 yazayım. İfadem büyük olsun. Şimdi buraya geçtiğimde ise 6'yı burada tercih edeceğim. Çünkü çarptığım ifadeyi maksimum yapmak istiyorum. En büyük sayıyı buraya koydum. E buranın da toplamını en fazla yapmak için buraya 5, buraya 4, buraya da eksi olduğu için kullanabileceğim en küçük sayıyı kullanıyorum. 2'yi yazdım. 5, 4 daha 9, 2 çıkartırsak 7. 7 çarpı 6 bölü 1'den sonucumuz 42 olarak gelecektir. Doğru cevabımız değişikliği. A ve B birer asal sayı olmak üzere. A artı B'nin karesi artı A eksi B'nin karesi 250. Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Kareleri açalım dostlar. A kare artı 2AB artı B kare. İkinci karemizi açalım. A kare x'in çarpı katı eksi 2AB artı B kare. Bakın 2AB'ler birbirini götürdü. 2A kare artı 2B kare kaldı. Bunu da sarleştirecek olursak 2'ye böldüğümüz zaman A kare artı B kare 125 olarak gelecektir. Ve A ve B birer asal sayı. Şimdi bu bir asal sayı. Bu iki ifadenin toplamı 125. Yani tek ise bir tek bir çift olmak zorunda. Çift olan bir tane asal sayımız var. 2. Diğerine de ne kalacak? 121 kalacak. Karesi 121 ise kendisi 11. Yani 2 artı 11'den cevabımız 13 olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere bize bir eşitlik verip a eksi b'yi sormuş arkadaşlar. 16'yı 4'ün karesi olarak yazalım. Çarpı 10 üzeri a. Şurası bakın üstlü ifade toplama bunu hemen ayıralım. Düzenleyelim. Yani 5 üzeri b artı 1'i 5 çarpı 5 üzeri b olarak yazalım. Çarpı 2 üzeri b. Eşittir 20 nedir? 4 çarpı 5. Yani buraya da 4 üzeri 5. 5 üzeri 5 olarak açabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın üstler aynı olduğu için altları çarpalım. Buradan 10 üzeri b gelecektir. Bunu yazalım. Şu salleştirmelerimizi de yapalım. 4'ün karesini sileyim. Buradan da 2 tane 4 istersem 3 olacaktır. 5'i de karşı çarpım olarak atacağız. Yani sağ tarafta 4 üzeri 3, 5 üzeri 6 kaldı. Burası ise 10 üzeri A. Bakın bu ikisini çarpmıştık. 10 üzeri B olacaktı. Bunu da bu şekilde yazalım. Bölme işlemimizi yapalım. Tabanları aynı bölüyorsak. Üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkartalım. Burası da ne olur arkadaşlar? 4 üzeri 3, 2'nin karesi. E buraya 2 üzeri 2 üzeri 3 de yazarsam 2 üzeri 6 olacaktır. Çarpı 5 üzeri 6. Üstler aynıysa tabanları çarpalım. 5 kere 2 10. 10 üzeri 6 eşittir. 10 üzeri a eksi b ise a eksi b'yi de buradan 6 olarak buluruz. Doğru cevabımız D şıkkı. Rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı A2BC doğal sayısı 3, 4, 5, 8 ve 15 sayılarının 4 tanesiyle tam bölünüp 1 tanesiyle tam bölünmemektedir. A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi 5 sayıdan 4 tanesini seçeceğim arkadaşlar. 3 ve 4, 5'i 8'i seçiyor olursam 3 ve 5'e bölündüğü için 15'i e de bölünecek. O yüzden tek bir durum gelmekte o da şöyle. 3 ve 5 seçeceğim. 3 ve 5'e bölündüğü için 15'i e de bölünecek. Ve burada 8'i seçerseniz 4'ü e de bölünmek zorunda kaldığı için 4'e bölünüp 8'e bölünecek diyoruz. Sağlayan tek durum budur. O halde hem 4'e hem 5'e bölündüğü için bu sayı çift olmalı. Yani çift demeyeyim. Hem 4'e hem de 5'e bölündüğü için birler basamağı 0 olmalı diyoruz. Yani C 0. Şimdi ayrıca bu sayımız 4'e bölünecek ama dikkat edin 8'e bölünmeyecek. Şimdi 4'e bölünme son 2 basamak. Yani ne olabilir? 0, 2, 4, 6, 8. Fakat rakamları farklı demiş. 0'ı eledik. Bakın 2'yi alamam. Yine rakamları farklı demişti. 4'ü alırsam 8'e bölünür. 8'e alırsam da 8'e bölünecektir. B için tek bir ihtimal kaldı 6. Bu durumda A 260 sayısının artık bölünmesi gereken tek bir sayı kaldı. 3. 3'ü sağlatmamız gerekir. Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. 2 ve 6'yı toplarsak 8. O zaman A için 1, 4 ve 7 kalacaktır. A'nın alınca değerler toplamı ise 12 olarak gelecektir. Soru 5 ile devam edelim. P pozitif bir tam sayı olmak üzere 36P artı 18 ile 2P sayıların ebobları x'miş. Buna göre x'in birbirinden farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi P pozitif bir tam sayı arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. 36P artı 18 2P'nin bir katıdır. Şimdi sayılar birbirinin katı ise ebob küçük olana, ekok ise büyük olana eşittir. Şimdi bunlar birbirlerinin katı olduğu için e2P daha küçük olan sayı. Demek ki ebobları 2P eşittir. Yani x dediğimiz direkt 2p ve şunu da söyleyebilirim bu arkadaşlar birbirinin katı yani 36p artı 18 2p'nin bir katı tam olarak bölünmek zorunda. Bu ifadeyi bu şekilde düzenleyelim. 2 ayrı kesir gibi yazalım. Bakın bölecek olursak 36p bölü 2p 18 artı 9 bölü p yani bu ifadenin üstteki ifadenin alttakine bölünebilmesi için P'nin 9'u bölmesi gerekir. Buradan da P, 1, 3 ve 9 olabilir. O halde EBOB'umuz yani X'imiz 2, 6 veya 18 değerlerini alır diyoruz. X'in alacağı değerler toplamı da 26 olarak gelecektir. A bir negatif tam sayı olmak üzere. Eşitsizliğinde X'in en küçük tam sayı değeri 7 olarak bulunabildiğine göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar bu soruda ben X'i yalnız bırakmak istiyorum denklemin pardon eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarpalım. A negatif bir tam sayı olduğu için çarptığımızda işaret yön değiştirecek. Onu unutmayalım. Paydalardan kurtulmak için 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarparsak burası 4x burası 3 olacaktır. Büyüktür. Direkt burası da 3 olarak kalacak. X'i yalnız bırakmaya başlayalım. 3 ayı karşıya atıyorum. 3 eksi 3 a bir de 4'e bölelim. X büyüktür. 3 eksi 3 a bölü 4. Şimdi X'in alıcı en küçük tam sayıları 7 ise x buradan büyük. En küçük 7 ise burası ne olabilir arkadaşlar? 7'den biraz küçük yani 6.9, 6.3. O yüzden direkt buraya şöyle diyorum. 7'den biraz küçük ve 6'ya eşit olabilir dersiniz. Yani şu aralıkta olmak zorunda. Bu ifademiz 6'ya eşit olabilir. 6 olursa en küçük 7 veya 6.2, 6.3, 6.9 yani 7'den küçük herhangi bir reel sayı olabilir diyorum. O halde 6 küçük eşittir. 3 eksi 3a bölü 4 küçüktür. 7 ifadesini bulabilirim. Her eşitliği hemen 4 ile çarpalım. 24 küçük eşittir. 3 eksi 3a küçüktür. 28. Şimdi a'yı yalnız bırakmak istiyorum. 3 çıkartıp eksi 3'e bölelim. 3 çıkartırsak 21, eksi 3'e bölersek eksi 7. Eksili bir ifadeye böldürümüz için işareti yönleştirelim. 3 çıkartıp eksi 3'e bölmüştük. Burası a. 3 çıkartırsanız 25. Eksi 3'e bölerseniz eksi 8 virgül 1 gibi bir sayılar gelir. Burada ise alabileceği değerler eksi 7 ve eksi 8 olacaktır. Alabileceği değerler toplamında eksi 15 olarak gelecektir. A kümesi veriliyor. A kümesinden birbirinden farklı A ve B elemanları seçiliyor. Buna göre eşitsizliğini sağlayan kaç farklı sıralı A, B vardır. Bakın böyle bir eşitsizliğin sağlanabilmesi için yani bir ifade mutlak değerinden küçük ise içerideki ifadenin sıfırdan küçük olması gerekir. Yani a artı b'nin küçük sıfır olmasını istiyorum. E, a ve b burada birbirinden farklı elemanlar olarak verilmiş. Yani biz A'ya eksi 3 dersek b ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0, 1 ve 2 olabilir. Aynı şekilde A'ya eksi 2 dersek arkadaşlar bakın kaç farklı sıralı AB ikilisi istediği için hani buradaki eksi 3'e eksi 2 ile eksi 2 eksi 3 farklı iki eleman olacak. O yüzden A'yı eksi 2 dediğim zaman eksi 3'ü de sayıyorum. Eksi 2 diye hemen B'ye tekrardan eksi 1 0 1'i diyeceğim. 2 bu sefer kesmek zorunda kaldık. Eksi 1 dersek hemen eksi 3 eksi 2 0 diyorum ve 1 diyemiyorum. Bu şekilde artık A'ya 0 diyebilirim. Şuraya yazalım. A'ya 0 dersek eksi 3, eksi 2, eksi 1 olacak. A'ya 1 dersem eksi 3, eksi 2. A'ya 2 dersek arkadaşlar B'miz sadece eksi 3 olacak. Eksi pardon A'ya 3 dersek bir B değeri bulamamaktayım. Yani şuradan bakın 6 tane. Buradan da kaç tane geldi arkadaşlar? 5, 4, 9, 3 daha 12 tane. Toplamda 18 tane AB ikilisi bulmuş olduk n bir sayma sayısı olmak üzere n çarpı n artı 1 bölü 2 şekli yazılan sayılara üçgensel sayı denir. Üçgensel sayılar kümesi a olmak üzere aşağıdaki şemada bu kümenin 3 ile bölünebilen doğal sayılar ve iki basamaklı doğal sayılar kümeleriyle kesişen bölgeleri verilmiştir. Şurası iki basamaklı sayılar. Burası da 3'e bölünen tam sayılar. Kümenin tamamı zaten üçgensel sayılar. Yani burası hem 3'e bölünecek hem iki basamaklı olacak hem de bir üçgensel sayı olacak şekli ifade edilmiş bize arkadaşlar. Şimdi sarı renkli bölgeye yazılabilecek sayıların toplamı nedir? Sarı renkli bölgeye ne yazacağım? 2 basamaklı 3'e bölünmeyen üçgensel sayılar. Şimdi öncelikle üçgensel sayılar nedir? N'e 1 derseniz 1 gelecektir. 2 derseniz 3, 3 derseniz 6. Bildiğimiz n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü. O zaman bir sonraki üçgensel sayımız nedir? 10'dur. Bunları hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Çünkü üçgensel sayılar birden e ne kadar olan sayıların toplamıdır. Her bir terim kendisinden sonraki gelen sayı kadar ekledim. Yani şu ilk üçgensel sayım 1. Bu 1 artı 2. Diğeri 1 artı 2 artı 3. Sonra 4 gelecek. Sonra 5 geldi. Sonunda 6 gelecek. 7'ye ekleyeceğim. Bu şekilde sürekli sıradaki sayıyı ekliyorum. 36, 45 diye gideceğiz arkadaşlar. Hepsini bakın tek tek yazalım. 55 66, 78 ve 91 devamındaysa artık 3 basamaklı olacak. Şimdi bir kere şunları sildim arkadaşlar. 2 basamaklı ve 3'e bölünecek. Bunu aldık. 15 gitti, 20 gitti, 28 aldık. 36 gitti, 45 gitti, 55 aldık. Bakın 66 3'e bölünür gitti. 78 de 3'e bölünür gitti. Ve ne kaldı? 91. Yani bu 4 tane sayı sarı bölgeli kümenin elemanları. O halde bunların hepsini toplarsak doğru 184 olarak gelecektir. A ve B doğal sayılar kümesinin birer alt kümesidir. A karteden çarpım B kümesinde birinci bileşeni ikinci bileşeni eşit olan 3 tane eleman vardır. Bu ne demek arkadaşlar? Bir kartezyen çarpımda elemanlar yazılırken ilk bileşen soldaki kümeden, ikinci bileşense sağdaki kümeden yazılır. İlk ve ikinci bileşeni eşit olan 3 tane sayı varsa bu iki kümenin ortak olan 3 tane elemanı var demektir. Yani A kümesi ABC, işte diğer elemanları bilmiyorum. B kümesinde de ABC birer eleman olarak bulunmak zorunda. Yani 3 tane ortak elemanları var, başka yok. Şimdi kartezyen çarpımın eleman sayısı nasıl bulunurdu? İki kümenin elemanlarının sayısını çarparak bulunur. E şimdi A, B'den küçük ve e, bu elemanların eleman sayıları çarpı 28 ise Birisi 4, birisi de 7 elemanı diyebilirim. Yani bunun bir diğer elemanı 1 olsun. Bununki de 2, 3, 4 ve 5 olsun. Bakın burası 7 elemanlı. Burası da 4 elemanlı oldu. Ve sadece A, B, C'ler ortak. Birleşimi kaç elemanlıdır arkadaşlar? Bakın buradan 4, buradan da 4. 8 elemanlı olacaktır. B'de olup A'da olmayanlarsa zaten söylemiştik. 4 eleman. 8 artı 4'ten cevabımız 12 olarak gelecektir. A ve B gerçel sayılar olmak üzere karmaşık sayılar kümesinde çarpımın sonucu A artı B'i olduğuna göre A artı B'ye sorulmuş. 1 eksi i küp nedir arkadaşlar? Eksi i demektir. Böyle yazalım. i üzeri 5 nedir? Kuvveti 4'e böldük. Kalan 1 yani i üzeri 1 o da i. 1 eksi 5'i. Önce şu ikisini düzenleyelim. Bakın burası da ne yapacaktır? 1 artı i yapacaktır. 1 eksi eksi i'den dolayı. 1 artı i çarpı 1 artı yani 1 artı i'nin karesi. Çarpı 1 eksi 5'i. 1 artı i'nin karesi nedir? 2 i. Buradan da bunu 1 eksi 5 i ile çarparsak 2 i eksi 10 i kare gelecektir. i kare eksi 1. Önünde de eksi var. Burası artı 10 oldu. Bakın bu neye eşitti? a artı b eşitti. Karmışık sıraların eşitti. r Real, ile imajiner de imajiner eşittir. Yani b de 2 olarak gelecektir. A artı B'yi de 12 olarak buluruz. Bir giyim mağazasından alışveriş yapacak olan Alp için P, Q, R önermeleri verilmiş. Ve bize bakın altta bir önerme verip bunun yanlış olduğu söylenmiş. Alp bu giyim mağazasından kazak, ayakkabı, pantolon, gömlek ve tişört ürünlerinin kaç tanesini almıştır? Şimdi şunu söylemek isterim arkadaşlar. Veya bağlıcıyla birbirine bağlanmış iki önerme yanlış ise her ikisi de yanlıştır. Yani P yanlış. R ise Q da yanlış. İse bağlıcı da yanlış bir durum varsa 100 kuralı diyorduk arkadaşlar hatırlayacak olursanız. Yani R önermesi doğru, Q önermesi yanlış. Pekala P'den başlayalım. Bakın önerme içerisinde önerme var. Önerme P önermesinin içerisinde de bir ise bağlıcı var. Şimdi bu yanlış ise ise bağlıcı yanlışsa demiştik? İlk kısım doğru ikinci kısım yanlış. Yani kazak alınmış bu cepte. E, ayakkabı almamıştır. Bakın bu kısım yanlış olmak zorunda. Çünkü burası bir P ise Q gibi düşünebiliriz. Bu yanlış ise ilk önerme doğru ikincisi yanlış. E, ayakkabı almamıştır. Yanlış ise demek ki ayakkabı aldı. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın e, Q önermesi de yanlış gelmişti. Bakın bu da ise ile bağlanmış. Yani burasının doğru burasının yanlış olması gerekir. Pantolon almamış. Doğru ise evet pantolon almamış. Gömlek almamıştır. Yanlış olmak zorunda. Yani gömlek almamıştır. Yanlış ise gömlek de almış bu arkadaş. Şimdi altta kısma bakıyorum. Tek doğru önermemiz R7. Ya da bağlıcıyla birbirine bağlamış iki önerme. Doğru ise önermeler biri doğru veya biri yanlış olmak zorunda. Şimdi pantolon almamıştık biz. Değil mi? pantolon almış kısmı o zaman burası için yanlış olacak. E, yadanın doğru olabilmesi için bir kısım doğru olmak zorunda. Demek ki tişört almıştır kısmı doğru geldi. Tişört de aldı. Demek ki bu mağazadan 4 ürün aldık. Şekilde verilen f ve g fonksiyonlarına göre ifadelerden hangileri doğrudur? Öncelikle bakın burada hangi fonksiyon anlatılmış onu anlamaya çalışalım. Bakın soldaki arkadaş içeridekidir. Sağdaki ise dışarıdakidir. Yani burada gof işleminden bize bahsedilmiş. Şöyle düşün. F A'dan B'ye. G ise B'den C ye. yani bir bileşke işlemi yapılırken zaten içeridekinin tanım kümesi yani kimin tanım kümesi alındıysa o içeride kimin değer kümesi alınırsa o da dışarıdadır. Fonksiyonumuz A'dan B'ye, B'den de C'ye gitmiş. Yani G bileşke F işlemi yapılmış. O yüzden direkt ikinci öncüyle yanlış duruyorum. F bileşke G bir ben bilemem. Şimdi G bileşke F birebir fonksiyonudur denilmiş. Arkadaşlar bu fonksiyon birebir değil. Zaten bunu şekil üzerinden de görebilirsiniz. Bakın eksi 2 3'e 3 eksi 5'e gitmiş. Eksi 1 3'e Oradan da eksi 5. Yani g bileşke f eksi 2 de g bileşke f eksi 1 de aynı yere gitmekte. Bir de şunu söyleyebilirim size. Mesela bir f bileşki g demeyelim de bu fonksiyon üzerinden örnek verelim. Bir bileşke işlemi birebir ise bir bileşke işlemi birebir ise içerideki fonksiyonun birebir olmak zorundadır. Yani g bileşke f birebir ise F birebirdir. Yani içerlikliğin birebir olması gerekir. E bakıyorum F zaten birebir değil. O zaman buna yanlış diyebilirsiniz. G bileşke Fx fonksiyonu tektir. Evet tek. Neden? Bakın G bileşke F 2'ye bakın. F 2. 3'e 3 e, de eksi 5'e gitmiş. Bir de G bileşke F 2'ye bakalım. F 2 de öyle 4 5'e gitmiş. Bakın gördüğünüz gibi bu iki değer birbirinin eksilisine eşit aynı değer eksi 1 ve 1 içinde sağlanmakta. Yani fonksiyonumuz şu şartı sağlamakta. G bileşke f eksi x eksi g bileşke f x şartımız sağlamakta. O yüzden fonksiyonumuz tek fonksiyondur. Yani cevabımız yalnız 1. Aşağıda gerçel sayılarda tanımlı iki fonksiyonun grafiği verilmiştir. El kaldıramadan çizilen şekil 1'deki gibi grafikleri sürekli grafik El kaldırarak çizilirler. Şekil 2'deki gibi grafiklere süreksiz grafik denir demiş. Yani bakın şekil bir dönmüş. Elimi hiç kaldırmadan bütün grafiği tarayabiliyorum. Sürekli ama şekil 2'ye bakın buraya geldim. Burada sıçrama yapmak zorundayım. Zıplama yapmak zorundayım. O zaman süreksiz bir grafik olmaktaymış. F reel sayılara tanımlı birebir fonksiyon olup bu fonksiyonun grafiği sürekli grafiktir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. Sürekli dediğine göre sıfırdayken 3'ten devam etmeli. Birebir dediğine göre arkadaşlar bu fonksiyon 3'ten sonra yukarıya doğru gitmeli. Çünkü bir fonksiyon birebir ise y eksenine çektiğiniz dikler eğriyi tek bir noktada kesmeli. O yüzden bu fonksiyon 3'ten sonra aşağıya doğru inemez. Veya bir fonksiyon birebir ise ya daima artan ya da daima azalandır. Yani bu fonksiyon devam bu şekilde gitmeli diyorum arkadaşlar. Bize alttaki bilgilerden soru sormuş. F1 eksi F2 sıfırdan küçük demiş. Ya bu ne demek? F1 F2'den küçüktür demek. Kesinlikle doğrudur. Bakın F2 daha yukarıda olmak zorunda. Fonksiyonumuz daima artan bir fonksiyon olacak. F eksi 2. Eksi 2'nin pozitif olduğunu biliyorum. F2'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Çarpımlar sıfırdan büyük gelir. F 1 pardon F bileşke F 1 3'ten küçük denilmiş. Bakalım. F 1 nedir 2? F 2 nedir arkadaşlar? F 2 3'ten büyük gelmek zorunda. Üçüncü öncülümüz yanlış. Yani doğru 1 2. Kat sayıları toplamı 0 olan 3. dereceden Px polinomu her x gerçel sayısı için bu şartı sağlamaktaymış. Bu şart ne demek arkadaşlar? Bakın P x P x, P eksi karşı yatarsam eksi P x, yani tek bir polinom. Bu polinom tek polinom olmak zorunda İçerideki eksiyi dışarıya atmış. E, Üçüncü dereceden bir polinom tek ise zaten iki terim olmak zorunda a x küp artı b x gibi yazılmak zorunda. Ama bize ne demiş? Katsayıları toplamı sıfır. O halde x küplü terimin katsayısı neyse x terimin katsayısı eksi olmak zorunda diyorum. P3. P3 bakın ne gelecektir. 27A. Eksi 3A'dan 24A. P2 ne gelecektir sevgili dostlar. E, 2'nin küpü 8. 8A'dan 2A çıkartın. 6A oranlarsak doğru cevabımız 4 olarak gelecektir. Kat sayıları sıfırdan ve birbirinden farklı ikinci dereceden px polinomunun baş katsayısı ile sabit terim yer değiştirdiğinde oluşan yeni polinom qx'tir. İsterseniz önce px yazalım. Sonra da qx yazalım. Sabit terimle baş katsayı yer değiştirmiş. cx kare artı bx artı a. Buna göre px eksi qx polinomunun. Şimdi px eksi -Qx qx'i bulalım. Bakın ne olacaktır? x kare parantezde a eksi c. bx'ler gitti artı c x a. x eksenini kestiği noktalar yani kökler. x eksenini kestiği noktanın apsisleri çarpımı yani kökler çarpımı istemekte. Neydi kökler çarpımı arkadaşlar? Sabitlerin bölü x karenin katsayısı yani c bölü a. Burada ne olacaktır o zaman kökler çarpımı? c x a bölü a eksi c yani eksi 1 olarak gelecektir. Soru 16 ile devam edelim arkadaşlar. Denkleminin kökleri için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ben bu soruda kök x'e t demek yerine hani ifadeye biraz çarpanlar ayırma gibi çözmek istedim. Yukarıdaki kısmı kök x parantezine alırsak kök x artı 1 gelecektir. Paydadaki ifadeye de iki kare farkı yapacak olursak kök x eksi 1 kök x artı 1 olarak gelecektir. Bakın kök x artı 1'leri sadeleştirip bir çapraz çarpma yapalım. 4 kök x eşittir 5 kök x eksi 5. 5'i karşıya attık. 4 kök x de buraya atarsak x eşittir 25. İfadenin bir tane kökü geldi. x eşittir 25. Tam kör olan 2 kök vardır. Yanlış. Toplamları 26 olan 2 kök vardır. Yanlış. 10 sayısından büyük bir kökü vardır. Doğru. 10 sayısından küçük 2 kökü vardır. Yanlış. Denklemin reel kökü yoktur. Yanlış. Yani doğru cevabımız C olarak gelecektir. A, B, C birer gerçel sayı ve A sıfırdan farklı fx eşittir kare artı bx artı c. Yani bize kesinlikle ikinci derece olan bir ifade vermiş. Bir parabol sorusu. E, eksi sonsuz 3 aralığında artan 3'ten sonsuza kadar azalan. Şimdi bir parabol bu ne demek? Şu iki öncül ne demek? Bu parabolün r'si 3 demektir arkadaşlar. Neden? Bir parabol kollar yukarıya doğruysa r'ye kadar azalan sonra artan. Kollar aşağıya doğruysa r'ye kadar artan sonra azalandır. Demek ki bizim parabolümüzün kolları aşağıya doğru. Yani 3'e kadar artmış. 3'ten sonra azalmış. Şimdi F5 0 demek kökün birisi 5. E şimdi ben kökün birisini ve R'yi biliyorsam R simetri ekseni demektir. Demek ki diğer kökümüz ne olacak? 1 olacak. Çünkü simetri eksenin parabolün tam ortası. Kökler toplam bölü 2 de diyebiliriz. İkisinde R olan uzaklara eşittir. Diğer kökümüz 1. O halde kollar aşağı doğru. A'sı sıfırdan küçük her zaman içindedir arkadaşlar. Bakın bir parabolde katsayıların sayıların işaretleri bulunurken A'yı kollara göre C'yi de sabit terimde anlarsınız. Sabit terim demek Y eksenini kestiği nokta. C sıfırdan küçük. B'li terim bulmak için de R'den yararlanırsınız. Bizim parabolümüz R'si kaç? 3. Hani 3 olarak düşmeyin de R'si pozitif tarafa düşmüş gibi düşünelim. Çünkü her zaman 3 demez. Direkt pozitif veya negatif olarak yorumlarsınız. R e neydi? Eksi B bölü 2A. Şimdi arkadaşlar bakın a'mız negatif yani payda eksili bir ifade. Biz ancak eksili bir ifadeyi eksi edersek artı gelecektir. Demek ki burasında eksi olması gerekir. Yani b de sıfırdan büyük. Bu durumda ne bulduk? Bakın eksi artı eksi. Cevabımız b olarak gelecektir. A ve B birer tam sayı olmak üzere bize bir eşitsizlik verilmiş ve A artı B toplumun en büyük değeri sorulmuş. 3 tabanda 40 nedir arkadaşlar? 27'den büyük 81'den küçük olduğu için burası 3 ve 4 arasında bir sayıdır. Şöyle yazalım. 2 tabanda 140'ın yaklaşık değeri nedir? 128'den büyük 256'dan küçük. Yani bu da 7 ve 8 arasındaki bir değerdir. Bunu da böyle yazalım. Toplamın en büyük olabilmesi için A en fazla 3, B de en fazla 7 olur. Toplarsak en fazla 10 gelecektir. Tam sayı dediği için değer verdik. Normalde ne derdik? Hani burası A 4'ten küçük, B de 8'den küçük deyip toplayıp bulabilirdik. Ama tam sayı dediği için direkt 3 ve 7 deyip geçtik. Logaritma 2 ve logaritma 3'ün bize yaklaşık değerleri verilmiş. Ve bize alttaki ifadelerden hangilerinin sonucu bulunabilir denilmiş. Logaritma 1.5 nedir arkadaşlar? 1.5 15 bölü 10 yani 3 bölü 2. Bölme ise çıkartma olarak yazarız. Logaritma 3 eksi logaritma 2 yani bunu bulabiliriz. 2 tabanında 81. Bakın ortak taban özelliğinden log 81 bölü logaritma 2 yazıp tabanları 10 seçebilirim. E, logaritma 81 nedir? 81 3 üzeri 4 demektir. Bu 4'ü de başa atarsam 4 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 2 derim ve bunu da bulabilirim. En son olarak logaritma 60 kaldı. Logaritma 60 da nasıl? 6 çarpı 10 olarak düşünelim. 6 da 2 çarpı 3 dersek. Direkt şurada yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 10. Çarpma ise toplama olarak arayacağız. Logaritma 2, logaritma 3, logaritma 10. Logaritma 2 ve 3 vermiş. Logaritma 10 da 1'dir. Yani logaritma 60 da bulabilirim. Demek ki 1, 2 ve 3 bütün ölçüleri sonucunu bulabilirim. Aşağıda verilen dikdörtgen şekli kartonun uzun kenarı logaritma 40 birimdir. Bu kartondan şekildik gibi eş parçalar kesiliyor. Kesilen parçaların her biri alanı logaritma 2'nin karesi. Bakın burada logaritma 2'nin karesi yani bu 2'nin kuvvet değil. Başa geçmeyecek. Birim kare olan kare olduğuna göre yani bakın bunlar birer kareymiş. Alanında logaritma 2'nin karesi olduğuna göre bir kenarımız logaritma 2 olarak gelecektir. Şunları şöyle belirtelim. Kalan son parçanın alanı en az kaç olabilir? Arkadaşlar logaritma 40 nedir? Logaritma 40 8 çarpı 5'ten yani 2 üzeri 3 çarpı 5'ten yani çarpma ise toplam olarak ayıralım. Şu şekilde yazılabilir. 3 tane logaritma 2 artı logaritma 5 olarak yazılabilir. Yani ben buraya bir tane daha kare çizebiliyorum. Şöyle logaritma 2 diyeyim. Şimdi kalan kısmın uzunluğu logaritma 5 oldu. Logaritma 5 nedir? E, logaritma 2'den büyüktür. Hatta 2 tane logaritma 2'den büyüktür. 2 tane logaritma 2 nedir? Logaritma 4. Şimdi o zaman ben buraya aslında logaritma 5 denilen kısma bunun gibi logaritma 2 olan 2 tane daha kare sığdırabilirim. Sonuçta logaritma 5, logaritma 4'ten yani 2 tane logaritma 2'den büyüktür. O zaman buraya ne kaldı? Logaritma 5 eksi 2 tane logaritma 2. 2 tane logaritma 2, logaritma 4 demektir. E, tabanlar aynı bölüyorsak bu da ne olacak? Logaritma 5 bölü 4. Yani şuranın uzunluğu logaritma 5 bölü 4 olarak bulduk. E burasının uzunluğu da belli. Yani iki kenar uzunluğunu çarparsak logaritma 5 bölü 4 çarpı logaritma 2 olarak kalan son parçanın alanını bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir n dizisinin ilk 3 teriminin toplamı 32'dir. Olduğuna göre A endesini ilk terim kaçtır demiş. Yani ben şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın buraya bakıp hani uzun uzun A1, A2, 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 A3 diye yazmaktansa bu dizi ne demek istiyor? Herhangi bir terimden kendisinden bir öncekini çıkarsak 6 kalıyor. Yani her terim kendisinden bir sonrakini bulmak için kendisine 6 ekliyor diyebilirim. Yani ilk terim A ise bir sonraki A artı 6 ondan bir sonraki de A artı 12 bu üçünün toplamı kaç? 3A artı 18 32. 3A 14. A da buradan 14 bölü 3 olarak gelecektir. A dediğimiz ilk terimde bize zaten onu sormuş. Doğru cevabımız B şıkkı. İfadesi sonlu bir aritmatik dizidir denilmiş. Bize bakın yukarıda 2, 5, 8 diye devam eden bir aritmatik dizi verilmiş. Bu diziden aritmatik dizi oluşturan 3 terim çıkarıldığında Geriye kalan terimlerin toplamı 532 olmaktadır. Buna göre çıkarılan terimler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki terim kaç olur? Şimdi arkadaşlar 3 terim çıkartıyorum ve bunlar bir aritmatik dizi belirtmekte. Sırası da küçükten büyüğe doğru toplandığında ortadaki terim kaç olur diyor. Tamam bunu buluruz. Zaten bu üçünün toplamı nedir? 3 tane A2 eşittir. Çünkü aritmatik dizide herhangi iki terimin toplamı tam ortasındaki nikkattır. Totalde 3 a 2 e, çıkartılmış. Zaten bize ortadakini sordu. Şimdi 3 terim çıkardığımda 532 kalıyorsa ben önce buradaki toplamı bulayım. Buradaki toplam bulmak için sonlu toplam formülünü kullanacağım. Öncelikle terim sayısını bulalım. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim 59 eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. 20 gelmekte. Peki toplam formülü nasıldı arkadaşlar? Zaten TYT'deki o ilk kısımdaki toplam formülle aritmetik dizideki SN ilk N terim toplam formülü aynı şeydir. Terim sayısı böyle 2 çarpı ilk terim artı son terim. Bakın buradan ne gelecektir? 61 çarpı 10'dan 610. Buradan 532'yi çıkartalım. Çünkü 3 terim çıkartılmış. Yani o 3 terim almış. Bakalım bu 3 terim kaç etki yapıyormuş? 8. Buradan da 7 geldi. 78. Demek ki bu çıkartılan 3 terimin toplamı 78 olacak. Yani A1 artı A2 artı A3 ilk başta söylediğimiz ifadenin toplamı 78. E bunun da zaten 3 A2 olduğunu söylemiştik. 78'i 3'e bölersek ortanca terimiz 26 olarak gelecektir. A gerçel sayı olmak üzere. Toplamında x küplü terimin bulunmaması için a kaç olmalıdır? Yani buradan gelen x küplü terimin kat sayısını bulalım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen 6'nın bilmem neyse 2x çarpı eksi 1 diye toparlayalım. x küplü terim arıyorsam buraya 3 yazmalıyım. Toplamları 3 olacağı için buraya da 3 yazıyorum. Buraya da ne kaldı? Buraya ne yazdıysam buraya da aynen onu yazıyorum. 3'ü yazdım. 6'nın üstü nedir arkadaşlar? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 2 birden 20 gelecektir. 8x küp çarpı eksi 1. Yani buradan ne geldi? Eksi 160x küp geldi. Demek ki bu ifadeden x küplü terimin katsayısı eksi 160. O zaman a da artı 160 olmalı ki x küplü terimler birbirini yok etsin ve x küplü terim bulunmasın. O halde cevabımız 160. Bir mağazada 4 farklı ürün satılmakta olup her ürün bir tanesinin satış fiyatı 100 TL'dir. Aynı üründen birden fazla alınırsa ikincisi 50, %50, üçüncü ve üçüncüden sonraki her biri %75 indirimlidir. Örneğin bu ürünlerden ikisi A ve ikisi A ve B ise 3 tane A ve bir tane B ürünü alınırsa 400 TL. Şimdi ilk ürün 100 TL'ydi arkadaşlar. İlk ürün 100. İkincisi 50. 3 ve 3'ten sonraki her biri 25 liraya denk gelmekte. Şimdi ben 3 tane A alırsam birincisi için 100. Sonra 50. Sonra 25. Totalde 175 liraya vereceğim. Bir tane de B alırsam 100 lira, onun için 275 lira ödeyeceğim. Mantığı anladık. Bu mağazaya gelen birisi. Öncelikle 4 farklı ürün vardı. Ürünleri A, B, C, D diyelim. 300 liranın tamamını harcayarak kaç farklı alışveriş yapabilir? En basitinden başlayalım. 3 tane farklı üründen birer tane alır. Bu nedir? 4 üründen 3 tane seçmeliyim. 4'ün 3'lüsü 4. Sonra şunu yapabilir mesela direkt hani 2 tane aynı üründen alabilir. Farklı 2 üründen 2 adet alabilir. Çünkü birincisi için 100, ikincisi için 50 TL edecek. 150, 150, 150, 300 yapabilir. Öncelikle ne yapıyoruz? Ee, sonuçta hangi ürünü aldığımda önemli yok. İkisi de A, B, B. Ama 4 farklı üründen 2 tane seçmek istiyorum. 4'ün ikisi 6. Başka ne yapabilir arkadaşlar? Biraz daha güzel bir durum. Mesela 1 tane A, 4 tane B alabiliriz. 1 tane A aldığımızda 100. 4 tane B aldığımızda ilk için 100. ikincisi için 50. Diğer ikisi için de 25 ve 25 vereceğiz. Yani yine 300 liraya tamamladık. Bu durumda yine 4 üründen İki tanesini seçmem gerekir. Dördün ikilisi. Bir de şöyle yapabilirim. Bir tane A, dört tane B. Belki dört tane A, bir tane B alacağım. Yani bunlar gibi iki durum gelecek. Dördün ikilisi 6 çarpıdan 12. Ve sonuncusu 300 lirayı tek bir ürünle tamamlayabilirim. Yani bir tane A aldım 100. Bir tane daha aldım 150. Sonraki her biri için ne olacak? 25 liraya gelecek. Bak şu anda 200 yaptı. Sonrasında 100 150, Bakın 50 200 250 ve 300'e tamamladım. Bu o zaman 8 tane tek bir üründen almam gerekir. 4'ün millisi diyorum. 4. Tüm durumları yazdık. Toplarsak 26 olarak gelecektir. Bir kitaplığın raflarından birinde 6 tanesi mavi, 2 tanesi kırmızı, toplam 8 kitap vardır. Bakın 6 tane mavi 2 tanesi de kırmızı. Toplam 8 kitap var. Bu 8 kitap belirli bir sırayla ve yan yana dizildikten sonra bu raftan ard arda gelen herhangi 3 kitap alındığında alınan kitapların yalnızca bir tanesinin kırmızı olma olasılığı bir bölüştür. Bakın şöyle düşün. Ardı ardına ardı ardına gelen 3 kitap. Kaç faktörünü yapabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. E, kırmızı kitap alma olsun bir bölü Bunu 6 ile genişletecek olursam 2 bölü 6. Yani sadece 2 tanesinde bir tane kırmızı kitap olmasını istiyorum. Bakın benim yaptığımda ne oldu? Sadece tek bir durum geldi. O da şu. Şu üçlüyü alırsam yalnızca bir tane olur. Yani 1 bölü 6. Demek ki bu kırmızıları öyle bir dağıtmalıyım ki arda arda aldığım her üçte sadece bir kırmızı olacak iki durum var. Şimdi zaten bize olabilir demiş. Bakın bakın kırmızı kitapların biri en sağda, diğeri soldan ikinci. Yani şöyle. Şuraya 5 tane de mavi koyalım. Bakın bu durumda ne olur? 1, 2, 3. 3 durum gelir. Yani A şıkkımız gitti. Kırmızı kitaplar rafın en solunda. Eğer rafın en solunda olursalar bir durum gelecek bizler istediği. Bakın o da sadece şu durum. Çünkü ard arda gelenden her üçlü aldığında sadece bir kırmızı olduğu tek bir durum oluyor. B'ye de gitti. Kırmızı kitaplar yan yana olup birinin sonunda kitap sayısı diğerinin sağında kitap sayısı eşittir. Yani 3 mavi, 2 kırmızı, 3 mavi. Bakın bu durumda ne olur? 1, şu durum. Bir de bu durum başka da yoktur. Evet sadece 2 durum geldi. Toplam durum zaten 6 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir. Doğru cevabımız C şıkkı sin x artı cos x 3 bölü 4 olduğuna göre bizdeki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Hani bir trigo bir özdeşlik sorusu. Hiç kasmadan kendimiz her şeyi sinüs ve kosinüse çevirelim. Tanjant yani sin bölü cos. Sekant yerine 1 bölü cos yazalım arkadaşlar. Cosecant 1 bölü sinüstür. Kotanjant yerine de cos bölü sin yazalım. Bakın burada payda işlersek kosinüs artı sinüs bölü cos. Böyle bir bölü kos gelecek. Bunları sadeleştirirsek, buradan sadece kos artı sin gelir. Aynı şekilde buraya düzenleyelim, bir bölü sin. Buradan payda istersek ne gelir arkadaşlar? S artı C bölü S. Bu ifadeyi ters çevirip çarparsak yani S gidecek zaten. Burada 1 bölü sin artı kos gelecek. Burası da sin artı kostu. Zaten sinüs artı kosinüsümüze kaç olduğunu vermiş, 3 bölü 4. Artı 1 bölü 3 bölü 4'ten 4 bölü 3 olur. Burada bir payda işlersek buraya 3 buraya 4 ile çarparsak 3 kere 3 9 4 kere 4 16 25 bölü doğru doğuracağımız olarak gelecektir. Alfa pi bölü 24 ve pi bölü 12 aralığında olmak üzere bize abc değerlerini verip bunların sıralanmasını istemiş. Açıların hepsi 6 alfa. Öncelikle 6 alfanın aralığını bulalım. 6 alfa 6 ile çarparsak ne olacaktır arkadaşlar? 6 bölü 24 pi bölü 4 45 6 bölü 12 pi bölü 2 90 yani açımız 45 ile 90 arasında Böyle şekilde çizebilirim bakın sinüs tanjant ve kosinüs zaten şu x ekseni kos y ekseni sinüstür x eşittir 1 doğrusu da nedir arkadaşlar tanjant eksenidir y eşittir bir kotanjant eksenini çizeyim ve şu şekilde söyleyeyim size. Tam y eşittir x doğrusu yani 45 derece. Açımız bizim 45 ile 90 arasında yani şurada bir yerde diyebilirim. 6 alfamız burada bir yerde. Şimdi bu durumda 45'ten büyük bir tanjant birden büyük olduğu için sin ve kostan büyüktür. En büyüğü b diyorum. Peki sin ve kosu nasıl kıyaslarsınız? Arkadaşlar açınız ikinci 45'lik yani 45'te ile 90 arasındaysa sinüs kosinüsten büyüktür. Bu durumda A C'den büyük. İlk 45'lik yani 0 ile 45 arasında olsaydı kosinüs sinüse bir baskın kuracaktı. 45 ile 90 arasında olduğu için sinüs kosinüsten daha büyüktür. Aynı açı değeri için diyelim. Yani B büyük A büyük C. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Bakın bizim alfamız 45'te 90 arasında. Birim çemberde pozitif yönlü bir açı olduğu zaman çembere değdiği noktadan itibaren y ekseni çektiğimizde bunun sinüsünü x ekseni çektiğimizde bunun kosinüsünü verecektir. Sinüsün daha uzun olduğunu görebilirsiniz. B büyük A büyük C doğru cevabımız C olarak gelecektir. Aşağıda köşeleri birim çember üzerinde olan P1, P2, P3, P4, P5 düzgün beşgen çizilmiştir. O noktası bu düzgün beşgenin merkezidir. P1 noktasının ordinatı 1 bölü 2'dir. P4 noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şöyle şekilde biraz yakınlaşalım dostlar. Bakın P1 noktasının apsisi 1 bölü 2'ymiş. Yani şurası 1 bölü 2. Oradan P1'e çekelim. Sonuçta işte bu birim çember. Burası dik. Demek ki burasının açısı 30. 30, 60, 90 üçgenimiz var. Buranın uzunluğu 1 bölü 2. 90'ın karşısı 1. 30, 60, 90'ı yazdık. Şu P1'den karşı kenarını çekeceğim ifade tam olarak dik çektiğim zaman iki eşit parça ayıracaktır. Sonuçta burası bir beşgen. Yani e, çemberi 5 eşit parçaya böldüğünü söyleyecek olursam 3 salmışı böse her bir kısım 72 derece olacaktır. Ve bu kirişi tam ortadan ikiye böldüğüm için devamında şuralarda 36 36 olarak ayrılacaktır diyorum. Bu ne yaptım arkadaşlar? Çünkü O'dan P4'ü çekeceğim. Bu durumda merkez açı olduğu için burası da 36 olacaktır. Burası da iç ters açıdan dolayı 30. ne kaldı? 30 36. Burası 90 derece sonuçta buraya 24 kaldı. Bakın burası 24 ise burası 24 ise P4'ün absin istiyordum. Şuradan bir dik çekecek olursam. Şurası yarıçapımız 1. Açımız 24 karşı bölü hipotenüs yapacak olursam burası sin 24 gelecektir. Yani P4'ün y eksenine olan uzaklığı sin 24. O halde burasının uzunluğu sin 24 ise P4 noktasının apsisi yani P4 noktasının apsisi eksi sin 24 olarak gelecektir sevgili dostlar. Şimdi sorumuzun doğru şıkkına bakalım. Cevabımız da A olarak bulunur. Bir tekne şekildeki kıyının A noktasından teta kadar bir açıyla denize açılmış ve doğrusal bir rotada yol almaktadır. Teknenin herhangi bir T anında aldığı yol fonksiyonu ile veriliyor. T eşittir 2 anında. Teknenin bulunduğu noktanın kıyıdan uzaklığı teta türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane şöyle bir üçgen çizelim. Şurası teta olsun. Bu teknenin gittiği yol olsun. Şu kısım. Şimdi bize demiş ki 2 anında t 2 dersek yani kosekant 2 teta bu teknenin gittiği yol bize kıyıdan ne kadar uzaklaştığını sormuş. Yani bize şuraya da a diyecek olursam a kenarını teta cinsinden soruyor. Şimdi burası kosekant 2 teta. Bize kıyıdan ne kadar uzaklaştığını sormuş. O halde bizim a'yı bulmamız gerekir. Açımız zaten teta. Ben bu üçgende açının karşı kenarını arıyorum ve bana hipotenüs verilmiş. Bakın karşı kenarı arıyorum hipotenüs verilmiş. Karşı hipotenüs yani diyorum ki o zaman bu açının sinüsünü alayım. Sin teta nasıl yazılır sin teta? Karşı a bölü hipotenüs kosekant 2 teta olarak gelecektir. Bir çapraz çarpım yaparsak sin teta çarpı kosekant nedir? 1 bölü sin demektir. Buradan da bir yarım açı formülü uygularsak yani sin teta sinüs 2 teta'yı nasıl açıyorum? 2 sin teta cos teta olarak açalım. Buradan da sin tetalar sağlaşırsa kıyıdan ne kadar uzaklaşmış bu gemi? 1 bölü 2 cos teta kadar uzaklaşmış diyebilirim. Yani doğru cevabımız D olarak gelecektir. Son sorumuz ile deneme biri bitirelim. Bir ABC üçgeninde Evet, bir D elemanı varmış. BC kenarının bir elemanı D olmak üzere. D noktası bu BC kenarını tam ortadan ikiye bölmek diyemiş arkadaşlar. BD DC istmiş ve D'den A'ya çekildiği zaman DAC açısı 90 derece olmak Yani bir tane üçgenimizi çizelim. Şekil bizi aldatmasın. Rastgele hiç uğraşmadan ABC'yi çizdik. Bir D aldık. Burası eşit. D'den A'ya çekiyoruz arkadaşlar. Çok kötü çizdik. Farkındayım. Aha şeklin hepsi gitti. D'den A'ya çekelim. Bakın burası 90 dereceymiş. BC yani tamam A birim demek ki buralar A bölü 2 A bölü 2 AC B birim ve ABD C birim. Şimdi bütün kenarları yazınca insanın aklına ne geliyor. Kosinüs teoremi gelmekte. Ve bize hani alttaki A kare B kare C kare alakalı bir bağlantı sormuş. Pekala şuraya alfa diyecek olursam büyük üçgende bir kosinüs teoremi yapalım. Yani gördüğü kenarın karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı a kare artı b kare. Eksi 2 çarpı aynı şekilde yan kenarlar ve bu açının kosinüs. Kos alfa nedir arkadaşlar? Komşu b yapatönüs a bölü 2. Hani bunu düzenlersek 2 yukarıya gelecek. Kosinüs alfa nedir? 2B bölü A. Bunu direkt burada yazalım. Bakın A'lar gitti. Buradan eksi 4B kare yaptı. B kareden 4B kare çıkartırsak eksi 3 B kare olarak gelecektir. B kareye karşı atalım. C kare artı 3B kare eşittir. A kare bağıntısını buluruz. Yani doğru cevabımız B olarak gelir.